Sevgili arkadaşlar, bu videoda başıboş köpeklerden konuşmak istiyorum. Yani gerçekten oldukça sorun başıboş köpekler. Birçok kişinin maalesef ölümüne sebep oldular. En son yaşlı bir hanımefendiye saldırdılar. Çocukların öyle. Hem parçaladılar veyahut ondan kaçarken arabaya çarpan çocuklar. Yani bu başıboş köpekler gerçekten büyük bir sorun. Peki ne yapacağız? Yani bu köpekleri yok mu edeceğiz? Tabii ki hayır. Yani evrene gelmiş her canlının yaşama hakkı var. Bizim olduğumuz gibi en az. Dolayısıyla biz, Allah bize akıl verdiği için ve tüm dünyayı biz yönettiğimiz için, insan olarak söylüyorum, bu canlıları hangi şartlarda nasıl birbirlerine ve bize, etrafa zarar vermeden yaşayacaklar, en iyi şekilde yaşayacaklar. Bunları üzerine çalışmamız ve bunları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii bunlar da belediyelere düşüyor. Yani belediyeye, hükümete, yönetenlere, yöneticilere düşüyor. Biz de zaten bütün bunları layıkıyla yapsınlar diye bu yöneticileri seçiyoruz. Peki bunlara ne derece önem veriliyor? Bu çalışmalar muhakkak yapılmalı ve sivil toplum örgütleri de bunları desteklemeli. Yani biz de neye evet, neye hayır dediğimizi, neye kızdığımızı, neyi desteklediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gerçekten ben de hayvanları çok severim ama öyle hayvanseverler var ki yani beni bile bıktırıyorlar bazen. Yani belirli bir yere takılıyor, orada kalıyor. Bir çözüm yok, sadece işte bir şu şöyle yapılacak, böyle yapılacak. Veya devamlı hayvanlardan bahsetme, insandan bahsetmeme. Ben insanları sevmiyorum, hayvanları seviyorum. Ya sevgi şuna veya buna olmaz. Sevgi koşulsuz ve herkesedir, her şeyedir. Dolayısıyla bu şekilde ayırt etmeden, bu şekilde olay yaratmadan hep birlikte sivil toplum örgütü dediğim, yani hayvanseverler toplulukları da dahil, bir işte köpek köyü mü yaparız? Bu başıboş köpekleri, başıboş hayvanları besleyecek değişik, hatta köy şeklinde, yani bunları yapıp sadece çiftlik bile değil, güzel güzel yaşamalarına ve orada değişik kişilerin görevli olmalarına, hem belirli kişiler para da kazanabilirler, hayvan seven insanlar, orada gönüllü olup gelip çalışanlar olabilir veya gönüllü olarak bağış yapanlar olabilir. Ama muhakkak belediyelerin bunlara el atması gerekiyor. Şimdi ben başıboş köpekler derken aklıma ne geldi? Yani esas konuşma oradan, haberleri falan izliyorum. İşte sadece köpek mi? Başıboş o kadar çok insan var ki. Yani hiçbir surette psikolojisine bakılmayan, bu deli mi, akıllı mı, sapık mı demeden, çocuklara tecavüz eden, kadınları veya erkekleri, kadınları diyorum ama kadınlar daha fizik bedende güçsüz olduğu için belki daha çok hırpalanmaya maruz kalıyorlar. Veyahut kadınlar daha sevgi dolu olduğu için hiç bu şekilde bir şey düşünmediklerinden karşılarına birdenbire böyle bir şey çıktığında öldürülebiliyorlar. Peki bunlar başıboş değil mi? Bunların psikolojisi normal mi? Hani ev hayvanları gene evde belirli bir disipline uyuyor. Ama o kadar çok hiçbir eğitimi olmayan insanlar o kadar çok çocuk doğuruyor ki ve etrafa bunları bırakıyor ki, dolayısıyla bu çocuklar yetişirken o yaşadıkları travmalarla, psikolojilerinin bozulmalarıyla ne halde yaşıyorlar? Ve maalesef ki o kadar çok kişiye silah verildi ki, ben bir ara bankaya falan gittiğimde o verilen ruhsatları, yani bankayla da ne ilgisi var onu da anlamış değilim, fazla da sorup detaya girmem. Yani şey yapmamıştım, işte tabanca ruhsatı falan demişlerdi. Gördüğümde inanamamıştım. Yani gelen kişileri, kimseyi küçümsemek istemiyorum ama tabanca dediğin yani. Ya ölümüne sebep oluyor. Ya bir insan nasıl, niçin tabanca alır ki? Hani ancak asker olması lazım, onun eline savaşta silah verilmesi lazım ki onu nasıl yok ederiz diye düşünüyoruz. Nasıl savaşları yok ederiz, nasıl her şey barış içerisinde olur derken, İnsan kendi kendine sivil hayatta neden silah alır? Yani insanların en büyük silahı bence aklıdır, dilidir,
konuşma şeklidir, aldığı eğitimdir. Yani bunlarla insan kendisini korur, kendisini belirli bir yere getirir veya karşı taraftakini yenmek demeyeyim ama herhangi bir şekilde alt etmek istiyorsa da aklıyla alt eder, konuşmasıyla alt eder, kalbiyle de onu koruyarak alt eder. Yani bir şekilde alt ederken hakkını yemez. Peki bu başıboşlara ne yapacağız? Benim bildiğim, yani tanıdıklarımız da bunu izleyeceği için pek isim vermek istemiyorum ama böyle üniversiteye kadar harika okumuş ama ondan sonra maalesef tamamen psikolojisi bozulup ne yapacağı belli olmayan belirli bir çocuk mesela. Bu çocuğun muhakkak bir şekilde tedavi görmesi lazım. Yani devletin bile buna el koyup tedavi görmesine yardımcı olması lazım. Ama ne çevre, ne aile, hiç kimse bu çocukla ilgili bu. Mesela bunun gibi bir sürü insan ortada geziyor. Ve ondan sonra değişik yerlerde bu tip ölüm haberleri duyduğumuz zaman biz artık öyle o kadar çok oldu ki bu şaşırmamaya başladık. İnanın bu cehaletle ortada olanlar, namus namus diye namusun ne olduğunu bilmeden sadece kadın erkek ilişkisini onu da sadece kadına bağlayarak erkeğe hiçbir şey yok. Bunların hepsi hırsızlık yapabilir, verdiği sözü tutmayabilir, şerefsizlik yapabilir. Bunlar namussuzluk değil ama kadın herhangi bir şey yaparsa namussuz deyip öldürenler, bunlar başıboş köpeklerden daha mı az tehlikeli arkadaşlar? Çok daha tehlikeli ve ortada dolaşıyorlar trafik canavarları. Başıboş köpekten daha mı az tehlikeli? Yeniden parantez içinde söylüyorum, başıboş köpekler bırakılsın demiyorum. Kesinlikle bir gün hepimizin başına gelebilir ve dediğim gibi bir köpeğe karşı bile biz insan olarak zayıfız. O bizi hırpalıyor, biz ona bir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla biz hem bu bahsettiğim kişileri hem bu hayvanları hepsini sevgiyle en iyi şekilde nasıl eğitebiliriz, nasıl yaşatabiliriz, nasıl mutlu edebiliriz, nasıl aç karınlarını doyururuz ki bizlere saldırmasınlar diye bir çözüm aramak ve bulmak zorundayız. Ne için? Yani belirli bir bilince geldiysek onlar için de. Ama gelmediysek kendimiz için de bunu yapmalıyız yarın öbür gün. Çünkü bir şekilde onun başına gelen bizim başımıza da gelebilir. Lütfen ortalıkta birçok olayla daha ilgili olalım. Ve dediğim gibi her zaman örnek veriyorum. Yani diğer yurt dışındaki İngiltere'de şurada burada gördüğüm en önemli şey hemen hemen herkes zengininden fakirine kadar haftada bir gününü bir sivil toplum örgütünde çalışarak geçiriyor. Ve dolayısıyla hükümetleri de yapılan olayları da belediyeleri de bunlar denetlemiş oluyor bir yerde. Bizde denetim yok. Bizde yaptırım yok. Bütün bunlara karşı verilecek cezalar yok. Evet, insanlara karşı trafikte şurada burada hakikaten gerekli cezalar verilmiyor. Sadece hız işte kırmızıda durdun durmadın falan filan onların yanı sıra tehlikeli sollayanlara, lüzumsuz hız yapanlara, yani bütün bunlara gerekli, hatta yani yurt dışındaki gibi yüksek bir ceza olursa bunlar yapmayacak. Ha, yüksek bir bilinçli olsak dediğim gibi kesinlikle zaten yapmayacak. O aklını kullanıyor olsa, bunun nelere yol açtığını görüyor olsa zaten yapmayacak. Ama o akılda olmadığımız için bunlar cezalarla bir yerde tutulabilecekler. Hayvanlar da öyle. Veya hayvanlardan çok daha tehlikeli olan diğer başıboşlar da öyle. Çünkü bunların da birçoğunun maalesef sadece cehaletle değil, yani psikolojileri bozuk. Bozuk ama psikolojilerinin bozuk olduğunun da farkında olmuyorlar. Çünkü öyle eğitiliyorlar. Aileden öyle görüyor. Yani kadını da erkeği de bu şekilde yetiştiriliyor. Bizlerin bu eğitimlere dikkat etmemiz lazım. Bu eğitim ne, şu anki eğitim yani tartışılır değil mi? Hatta diyeceksiniz ki belki tartışmaya bile gerek yok. Ne olduğu belli diyeceksiniz ki çok haklısınız. Bütün bunlar nasıl düzelecek?
Biz sadece seçimlerde kime oy veriyoruz, kime oy vermiyoruz diye mi bakacağız? Kendimiz kim olursa olsun, ister oy verdiğimiz, ister oy vermediğimiz, kim gelirse gelsin, bunları bizler denetleyeceğiz sivil toplum örgütleri olarak, halk olarak. Ondan sonra sevdiklerimizin, hatta sevmediğimiz demeyeceğim, durup dururken niye insanları sevmeyelim, ama sadece sevdiklerimiz değil yani, herkesin başına bir şey gelmesin diye. Yarın öbür gün kendinizin de başına gelir. İşte bu holistik bilince sahip olduğunuz zaman şunu görüyorsunuz ki, bütünün hayrı diye yaptığınız olay aslında kendi hayrınıza. Çünkü siz de onun içinde bir parçasınız. Yani bedeniniz ölmeye başladığında, karaciğer ne yapayım, beyin ölüyor veya kalp, beyin ölüyor, bana ne beyinden diyemez. Çünkü o ölürse onların hepsi ölecek. Veya diğeri kalp durursa diğerleri de ölecek. Biz aynen böyleyiz. Hepimiz birbirimizle ilişki ve iletişim içinde olan ve birbirimiz sayesinde bir bütün halinde yaşayan biriz, birliyiz. Bunu idrak ettiğimiz zaman zaten kendiliğinden bütün bunları yapmayacağız. Ama bunu idrak etmemiş bilinçler nelerle zaptarapta alınmaya çalışıyor? Dinlerle. Yani bu düşük bilinçler içindir bu dinler, hep söylüyorum ama maalesef o dinleri de öyle bir hale getirdiler ki bu düşük bilinçler dinleri de anlayamaz hale geldi. Onlar için herhangi bir şey de söyleyemiyorsun, mahvediyorlar yani, ortalığı mahvedip geçiyorlar. Bir sürü bu cahil halk da korkudan bu olayı din zannediyor. Ya böyle bir, bunları söyleyecek bir Allah olabilir mi acaba? Allah nedir ne değildir diye düşünen yok. Dolayısıyla işte bu tip bir halktan bahsediyoruz. İnanın başıboş köpekten daha tehlikeli. Çok daha tehlikeli. Bütün bunlar için yani kendim dahil hepimize söylüyorum. Ben ne yapıyorum demeliyiz. Ben ne yapıyorum? Bir sivil toplum örgütünde elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor muyum? Sadece kaç yaşında olursanız olun, bakın ben de 4 torun sahibi bir anneanneyim. Benim yaşımdaki birçok kişi evde oturmuş çay içiyor, börek yiyor, bilmem ne yapıyor, birbirlerine gidiyor. İnanın benim böyle bir vaktim yok. Her gün bir yerdeyim, koşturuyorum. Ama elimden geldiğince bir kişiden ne olabilir, ama hep birlikte olursak çok şey olur. Dolayısıyla hep beraber hangi konuda ne yapacaksak el ele vermeliyiz. Hayvanlar da harika bir şekilde yaşama hakkına sahip. İnsanlar da yaşama hakkına sahip. Bitkiler de yaşama hakkına sahip. Yani hep birlikte evreni elimizden geldiğince korumamız gerekiyor. Yoksa hani o dört elementin bize olan öfkesini nasıl yaşıyoruz? Seneler önce yapmış olduğum o olay. Ki yeniden paylaşayım isterseniz, geçen gün arkadaşlar onu konuşuyordu. Ateş, hava, su, toprak. Ateş, hava, su, toprak. Ateş, hava, su, toprak. Dört element. Nasıl şu an bizden, bizim onlara bu kadar hor, biz hor baktığımız zaman direkt ateşe, toprağa, suya değil. İnsanların içinde de bunlar var, hayvanların içinde de bunlar var, bastığımız toprakta bunlar var, kirlettiğimiz denizde bunlar. Bu dört element şu an depremlerle, sellerle, fırtınalarla, yangınlarla bize bir ders vermeye çalışıyor tabii, anlıyorsak eğer, anlıyorsak. Dolayısıyla bu önemli dönemdeki, hep ondan bahsediyoruz, hepimiz bahsediyoruz. Evrenin bilinç boyutu atlama veya atlamama durumundayız. Bu planetten bahsediyorum. Hep birlikte buradaki frekansları yükseltmemiz gerekiyor. Frekans sadece insana ait de değildir. Hayvanıyla, bitkisiyle, maddesiyle, maddenin de içinde ne diyorum? Şu kaleme bile yazı yazdıktan sonra farkında olmadan öperim. Küçüklüğümden beri teşekkür ederim. Evet, ben yazdım zannediyorum ama bu da kendini harap ediyor oraya yazacağım diye. Veya dediğim gibi bir arabaya bindiğim, dediği kendi arabamı her bıraktığımda kimse görmesin deli der diye şey yapmıyorum ama çaktırmadan severim, teşekkür ederim.
her bir şeye ettiğiniz teşekkür, şu kaleme bile Allah'a ettiğiniz şükürdür aslında. Ve ondan size yansıyan o enerjidir. Dolayısıyla biz de her şeye karşı, bu dört element dahil, etrafımızdaki hayvan, bitki, insan dahil, her şeye sorumluyuz. Ben ne yapabilirim demeli, bir şeylerin ucundan tutmalıyız. Bunlara bir şey yapmayanlara gidip konuşmalar yapmaya çalışmalıyız. Ve dolayısıyla bütün hayvan, bitki, insan olarak mutlu bir şekilde yaşamayı, başıboş hiçbir şeyi bırakmamayı öğrenmeliyiz. Evet, Allah bize akıl vermiş ve bunu doğru dürüst kullanmak için bir kalp vermiş. Aklı en iyi kullanacağımız yer neresi biliyor musunuz? Başkasına yardımcı olmak ve herkese ayağa kaldırmak. Çünkü akıl eğer keşfederse ki etraftakilere bir şey olduğunda eğini soğunu sana da olacak. Yani zemin kattaki rahatsızsa apartmanın üst katındaki eni sonu rahatsız olacaktır. Dolayısıyla biz her kattakilerin en alt kat dahil, hatta bodrum dahil mutlu musunuz diye onların mutlu olmasına çalışmalıyız ki tepede mutlu oturabilin. Evet sevgili dostlar, başıboş köpeklere inşallah en kısa zamanda onların da çok mutlu olabileceği şekilde köyler kurulmasına bizler de yardım ederiz. Elimizden ne geliyorsa bizler de yaparız. Belediyelerde bunların el atması için biz de ön ayak oluruz. Sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.